Bıktım ben bu cinlerden ama maalesef bu konuda sizi bilgilendirmek için gene biraz daha bu konuya devam etmek zorundayım. Şimdi insanları küçük yaşlardan itibaren kendilerine bağlamak için çeşitli din büyüklerinin suretine girerek kendi insanları aldattıklarını bahsetmiştim. Evvela geliyorlar ben falanca din büyüğüm, filanca din büyüğüm diye. Sonra da cin olduklarını açık seçik söylüyorlar veya fark ettiriyorlar. Yani gelenler aslında o din büyükleri değil. Ama bu konuda bilgisiz kişileri rahatlıkla kandırabiliyorlar. Bu bir yol. Bunun gibi bir başka yolda bunların herhangi bir kişiyi, bu özellikle hanımlar oluyor. Çünkü hanımların beyni bu tesirleri almaya daha hassas. Bu kişiyi kendilerini falancanın veya filancanın değil, bir din büyüğünün ruhu olduklarına inandırmaya çalışarak geliyorlar. Mesela ben Mevlana'nın ruhuyum, Mevlana'yım diyerek gelip kandırıyorlar. Bugün böyle insanlar var. Ama bugün böyle insanlar yokken biz bunu yazdık. Bakın ne demişik bu konuda gene 20 sene evvel yazılan, bugün 9. baskısı yapılan, 10. baskısına hazırlanan kitabımızda. Mesela gelen şahıs ben Mevlana'yım der. Sonra orada bulunanlara da çevresindekilere de tabiri caizse okkalı bir selam verir ve sonra da ağır bir lisanla konuşmaya başlar. Gerçekten tetkik edildiği zaman görülür ki o uyutulan kişinin kapasitesinin üstünde bir takım bilgiler o kişiden geliyor. İşte bu durumda cinlerin varlığını aklına dahi getirmeyen veya cinlere inanmayan o insanlar otomatik olarak kendilerine hitap edenin o Mevlana veya falanca baba olduğuna inanıverirler. O kişinin çevresine toplanan insanların yapıları incelendiği zaman hemen hepsinde ortak bir vasıf görülür. Pek çoğu son derece iyi niyetli, samimi, dine saygılı, dinin birçok yer şartlarını yerlerine getirememekten üzüntülü, bir kurtuluş yolu arayan, ancak buna karşılık dini bilgileri son derece zayıf kişilerdir. Cinlerin bu şeytaniyetlerini ortaya koymaları esas ikinci safhada görülmeye başlar. Her ne kadar başlangıçta bunlar bazı dini güzellikleri anlatıyor gibi gözükürse de esas dini çok iyi bilen kişilerin tespit edebileceği itikadi sapmaları onlara empoze etmeye başlarlar. Mesela vahdeti vücut görüşünü anlatıyoruz diye vahdeti vücut görüşüyle hiç alakası olmayan ve hatta tam zıddı olan panteist görüşü onlara empoze ederler. Ve böylece de onların Allah'tan birer parça olduklarını onlara kabul ettirerek sen Allah'ın bir parçasısın, dolayısıyla dilediğini yap, dilediğin gibi ye, iç, her türlü haramı işle, sana hiçbir şey olmaz deyip onları aklın almayacağı yanlışların içine sokarlar. Hatta tenasuh yani reenkarnasyonu onlara empoze ederek yeniden dünyaya geleceklerini onlara kabul ettirerek bu arada Mevlana'nın bazı tasavvufi sözlerini söylediklerini, empoze ettiklerini şahit tutarlar.
Bunların yanı sıra bir de kalemle aldatma metodu vardır. Bu yolda kişi kendisiyle temasta olan cini görmez. Kendisine bir ruh yazdırıyor sanır. Kalemi yazı yazar gibi kağıt üzerinde tutarken kalem kendiliğinden yazmaya başlar. Mesela kendine bir isim takar. Ben Mevlana Celaleddin Rumi'yim. Ey bahtiyar kişi, ey Allah yolunun yolcusu, seni selamlarım diye kalem yazar. Yazan kişi de çevresindekiler de hayretler içinde kalır. Artık kalem kendiliğinden yazmaya alışmış ve bu kişi de bu olayı kabullenmiş, benimsemiştir. Artık ben Mevlana'dan tebliğler alıyorum. Mevlana'dan gelen tebliğleri yazıyorum diyerek inanır ve çevresindekileri de inandırır. Böylece çevresindekiler onun yüksek bir kişi, zamanın ileri gelen velilerinden biri olduğunu söylerler ve o kalemle Mevlana'dan tebliğler aldığını ifade eden kişiyi zamanın büyük bir evliyası olduğuna dair inandırıcı deliller vermeye çalışırlar. Hatta bu arada oradaki bazı kişilerin akıllarından geçen soruların cevaplarını da o kişi kalemle yazar. Bundan sonra falanca lakaplı cin ona şiirler, kitaplar yazdırır. Çeşitli kişilerin geçmişteki yaptıklarını anlatmaya başlar ve bu konuda bazı olayları ona anlatırlar, kehanetlerde bulunurlar. Görüyorsunuz, bunlar bugünün herhangi bir kişisini muhatap alarak yazılmış, söylenmiş sözler değil. Ta 20 sene evvel yapılan tespitlere, teşhislere göre kaleme alınmış bir kitapta yazılı olan bilgiler. Sizden ricam bu konuları lütfen araştırın, tetkik edin. Nasıl? Basit. Mesela böyle bir kişinin yanına gittiniz. Büyük mertebelerden, makamlardan söz ediyor. Siz onun yanında o size yazdırmış olduğum duayı okumaya başlayınız içinizde. Belli bir süre sonra görüşeceksiniz ki o kişiyi sıkıntı basacak, ter basacak, konuşmaları ahengini, düzenini kaybedecek, cümlelerinde tenakuzlar oluşmaya başlayacak. Zaten cinni etki altında olan kişilerle konuştuğunuz zaman bunu açık seçik görürsünüz. Konuşmasında, cümlelerinde mantıksal bütünlük yoktur. İcabında başta söylediğini 5-10 cümle sonra kendisi tekzip eder, ters düşen anlamlar, ifadeler ortaya sergiler. Bir konuşmasında ak dediğine ikinci bir konuşmasında kara der. Çünkü cinlerde akıl zayıftır. Cinler zekaları güçlü varlıklardır. Ama mantıksal bütünlüğü sağlayan düşüncede akıl zayıftır. Dolayısıyla cinlerin etkisi altında olan kişilerde de bu durumu çok rahat görürsünüz. Sade bu tür olayların var cinlerin. Hayır. İcabında kendini evliya sandırır adamı. Siz büyük evliyadır diye gidersiniz. Adam da kendini öyle sanıyordur. Halbuki cinlerin tesiri altındadır. Düşünün, bugün öyle kişiler var ki kendini büyük evliyadan düşünüyor, görüyor. Kendini büyük zamanın şeyhi görüyor. Halbuki adam sigara içiyor. Şimdi tasavvuf esas itibariyle nefis mücadelesidir. Nefisle mücadeledir. Alışkanlıklarla mücadeledir. Bir sigarayı terk edemeyen, sigarayı terk edecek düzeyde nefis mücadelesini başaramamış, bir derviş, bir mürit olma seviyesinde olamayan bir adam bu hali dolayısıyla nasıl olur da büyük zamanın süper mürşidi, süper kutbu, süper evliyası olabilir? Çünkü tasavvuf başlı başına bir nefis mücadelesidir. Alışkanlıklardan, hele hele zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gereken bir konudur tasavvuf. Siz bir sigarayı terk edebilecek düzeyde nefsinize hakim olamıyorsanız,
Nerede kaldı diğer konularda kendinize hakim olacaksınız da belli mertebelere ulaşacaksınız. Bu gerçekleri iyi bilelim ve olayı gerçekten inceleyerek fark etmeye çalışalım. Bu defa da bu kadar olsun. Hoşça kalın.